Merhabalar, ben Köfte Distopya ve Köftenin Distopyası 2'nin 5. bölümüne hoş geldiniz ve inventörümde Runic Altar, Mana Spreader. Oh yeah. Şimdi sevgili Runic Altar, sen şuraya gel. Alman sen şunu boşluğa sağ tıklayıp Bind Mode'a getireceğiz. Ardından buna tıklayıp Shift ile sağ tıklayıp buna Shift ile sağ tıklayacağız. Ve şimdi ilk olarak Regeneration Potion'u yapmak istiyorum. Sen nasıl çalışıyordun? Sen. Tamam, burada bir terslik söz konusu. Aa doğru. Botanical Brewery değildi bu. Bu benim hatam tamamen. Bu arkadaş Runic Altar'dı. Tamam. Bu bir köfte dörpü. Botanical Brewery. Senin için sen lazımsın zaten. Sen lazımsın. 5 tane mana, daha sonra 1 tane mana. Yani şey. Para. Evet, ardından tane. Hazır gelmişken şu arkadaşı da yapalım. Thunder ve Livingstone'lar geliyor mu? Yeterli manımız var fazlasıyla. Ve bunların işlemi bittiğine göre şunları da atalım ve paylaşsınlar. Huh, şimdi Mana Pearl Twine Moon'dan çık. Sen de geliyorsun buraya. Runic Altar'ın kullanımı. Evet. Gördüğünüz gibi burada işlem ilerliyor. Daha fazla mana verdiğinizde buna daha hızlı ilerleyecek. Çünkü daha hızlı mana spreader'lar da söz konusu. Sonra bir tane Living Craft atıp saklıyoruz ve valla. Ardından Brewery. Shift sağ... Aa dur, olmadı. Çünkü bu yok. Evet, buna Shift sağ klikle tıklıyorsunuz. Bunu soranlar oluyor defalarca. Her defasında da söylüyorum. Tamamdır. Şimdi sen gel. Evet. Bu oluyor. Şununla sürece bakabiliyoruz. Evet, yarısı bitti. Regen Potion'ımız. O esnada şu da hazır olsun. Bu da Fire Resistance Potion'ımız. Lazım. Yani her türlü Fire Resistance'a ihtiyacımız var ve Regen Potion'ımız hazır. Sana neden Regeneration 2'yi yapmadım? Aa, neyse. Bence tamam, niye Regeneration 2'yi yapmadım? Bunu da upgrade edemiyoruz. Ha gerçi bu daha hızlı Regeneration dedi. Tamamdır. Bunlar hazır olduğuna göre
bakalım. Saati yukarıda unuttum. Clock. Ha buradaymış tamam. Evet gündüz olmak üzere o yüzden biraz bekleyeceğiz. Bu arada şunları da bunları da silelim. Tamamdır. 5. seviye vampir ol. Başka kendimize ne görev verebiliriz? Düşünelim. Aa evet. Kokobun kur. Sonrasında başka ne olabilir? Neyse bu yanımızda dursun. Ya da durmasın. Şurada asılı dursun. Kokobun yapacağım. Şimdi gündüz oldu mu? Hayır olmadı daha. Gecenin sıfırdan başlamasını istiyorum o yüzden. Çok uğraşmayacağım. O yüzden de şu arkadaşları toplayabiliriz. Bakın bir tanesi bu şekilde. İki tanesi hatta. Bu şekilde dirildi. Şu an CD almaya üşendiğim için. O yüzden her daim kılıçla kırmak daha makul oluyor. Çünkü deminki gibi kırdığınız esnada kazara öldürebiliyorsunuz da. Bunlar da öyle bir sorun söz konusu bile değil. Belladonna'lar. Onlar sadece Mandrake'lere özel bir sorun. Bu arada Witcher'ı bilmiyorum dedim de bayağı bir araştırmıştım. Biliyor gibi çıkıyorum şu an karşınıza. Evet, bu bilmiyor halim. Bunu söyleyeyim. Gerçi Witcher'ı da zaten girişmedik gibi bir şey. Evet. Gün doğuyor. Sen git, 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 git. Sen kal, sen kal, sen de şurada kal. Evet. Güzel bir gün doğuyor. Aa, güneş! Benim ölümcül düşmanım. Evet. Şu anki iğrenç evimde de çok güzel bir düşman oluyor benden. Kötü adam sanki benmişim gibi. O misler gibi güneş sisteminin merkezinde yaşıyor. Ben ise köhne bir köyde kimsenin uğramadığı bir avuç köle villager'ın olduğu derme çatma bir bodrumda ben nasıl vampirim ya? Tabutta uyuyan. Evet. O zaman. Sen Fire Resistance'ın, sen Regeneration'sın. Ve Fire Resistance. Evet. Lightness geçsin. Hatta direkt o geçmeden başlayabilirim. Evet, bu şekilde işkence bir süreç geçecek. Aa, ne haber? Sun Grenade. Bu sun granitler bizi güneşe dayanıklı hale getirecek. Bunlardan darbe yiye yiye
güneşe karşı bağışıklığımız gelişecek. Bu arada bunların 3 kullanımı var. Şunu, pardon 4 kullanımı var. Bunun 3 kullanımı kaldı. Pardon 2 kullanımı kaldı. Bunun 3 kullanımı kaldı. Ancak bunun 3 kullanımı bize fazlasıyla yetecek. Hatta 1 kullanımıyla bütün işimizi halledebileceğiz. Bu cidden çok daha efektif oldu. Evet. Bu işleme de devam ediyorum. Zırhımı azıcık işkence etmiş oluyorum ancak sağlık olsun. Evet, bu arkadaş bitti. Bundan sonra sonuncusu. Ve yenisi gelsin bakalım. Blindness geçsin bakalım level atlayacak mıyız? Atlamadım. Neden? Evet, bu biraz ilginç bir nokta. Acaba Thorn Page'im olmadığı için mi? Cidden ilginç. Evet. Thorn Page'im olmadığı için olabilir belki. Hayır. Şu an silahım yok. Evet. Bu cidden ilginç. Beklediğim bir sonuç değil. İlginç. Acaba ne olabilir? Bunu biraz araştırmam lazım. O zamana kadar azıcık bölüme ara verelim. Ya da Botanya ile ilgilenebiliriz. Botanya'da diğer çiftleri yapmak için de rün lazım. Onlara mı girişsem? Mesela sen bilir o zarkana. Evet bunu yapmayı planlıyordum. Bunun için Rune of Gluttony lazım. Bunun için Rune of Fire ve Rune of Winter lazım. Rune of... Cake de yapmam lazım. Evet. Bayağı işkence bir crafting süreci. Bununla ilgilenebilirim. Ya da başka neyle ilgilenebilirim? Witcher ile ilgilenebilirim. Aa, o da... Evet olsun. Evet Witcher. Gel bakalım. Şunlar lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan 4 tanesi lazım. Evet. Ballswain gerekmiyor. Sonra şurada bir tane Cauldron vardı. Bir tane Nether Rock ve bir tane de Flint and Steel. Flint and Steel aşağıda. Tabii ki de pickaxe lazım. Bir, sen de gel şöyle. Flint and Steel neredesin? Aslında dur bunu buraya değil de. Şuraya koymamız daha sağlıklı. Çünkü su kaynağına yakın olması lazım.
Evet ve buna dönüştü kendisi. Ardından 1, 2, 3. Tamamdır. Ardından bize ne lazım? Daha fazla mutandis. Yani bunun adı daha fazla yumurta. Bakalım ne kadar yumurtam var? 2 tane var sadece. Bir tane mutandis yapabilirim. Aa, yapamam çünkü önce başka bir arkadaş daha lazım. Fardas. O değil. U. Burada yapabileceğim şu an başka bir şey var mı? Burada çalk. Mutating spring. Evet, yok. O zaman yumurta. Kurtuldum. Senden Mr. değil. Kurtuldu. De, hiç değil. Witch's Oven. Tamam. Bolca iron lazım ve benim ironlarımı bir ara tekrar pişirmem lazım. Üç tane yapalım bununla. Şimdilik. Aşağıda ciddi anlamda yerim kalmadı. Seni şu an burada tutmama herhangi bir sebep yok. O yüzden sen git. Bu üçünü yan yana koyalım. Normalde yan yana kullanmanız değil, başka bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ancak şu an yan yana kullanıyorum. Ben öyle biliyorum. Ama şimdilik burası geçici bir yer olduğu için yan yana kullanıyorum. Sonrasında ne lazımdı? Oh, sapling. Birch ve oak sapling. Kil lazım. Kilim yok. Harika. Biraz clay kazmamız gerekecek. Aman ne güzel. Güneş doğdu. O yüzden yatıyoruz. Ben küreğimi buraya mı koydum? Hayır, buraya koymadım. Küreğim yukarıda. Evet, buradaymış. Oh. Kapımız neredeyse patlayacaktı. Ucuz atlattık. Bayağı ucuz atlattık. O zaman hadi nehir kenarında kil kazalım. Evet, şu an bölümde biraz oyalanmaya çalışıyorum gibi bir şey. Çünkü şu neden level atlayamadığım üzerine kafam karışmış durumda. Benim şu an 4. level olmam lazım. Oradan 5'e atlayacağım. Gerçi level'ı sorgulamanın da bir yolu yok sanırım. Onu öğreneceğim. Bu arada yorumlarda biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Ancak muhtemelen ben onu çoktan bulmuş olacağım. Bu nasıl bir nehir? Hiç mi kill yok? Evet, hiç kill yok. Aa, gerçi dur. Swamp'ımız var. Evet, bir adet sniper beni uçarken, zıplarken arkadan vurmaya yeltendi. Ama bilmiyor ki ölemiyorum. Ölemiyorum. Gerçi eğer okunda fire damage olsaydı beni haklayabilmişti. Yani canım düşük olsaydı. Swamp'ımıza geldik sayılır. Bolca kan kullanıyorum yolda ama olsun.
Evet. Şimdi gel bakalım kim. Bu şekilde kilimizi kasarsak. Bu arada su altında görebiliyoruz. Hatta Night Vision'ı da açalım. Daha sonra nefes alabiliyoruz. Evet. Bu şekilde daha rahat bir biçimde kil kazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Her şey için bir şeyle uğraşıyoruz. Evet, bir arada ağaç tarlası kurmam lazım. Ancak öncelikle kendime güzel bir yaşam alanı ayarlayabilmem lazım. Evet, bunlar büyük sıkıntılar. Ama üstesinden gelinebilecek sıkıntılar. Yani korktum. Güneş mi çıkıyor diye. Acaba şey, o blindness geçtikten sonra mı kullanmalıyım ikincisi, sonrakini? Olabilir. Hata burada olabilir. Of. Neyse. Suspicion. Evet, bunlar da inventörde. Ve şu an sadece bekliyoruz. 22 dakika olmuş. Aslında şu andan itibaren beklemeyip bölümü burada bitirebilirim düşünürsek. Bakalım başka yapabileceğimiz ne var? Şu an sanırım hiçbir şey yok. Botanya'ya bir bakayım. Evet. Botanya'da şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Aa dur. Alkemi katalisti yapabilirim. Çünkü bolca deriye ihtiyacım var ve deri için bolca rotten flesh'im var. Selam. Rotten flesh demişken senin gelmen de güzel oldu. O zaman gel. O zaman siz gelin şöyle. Sonra başkasına ne lazım? Tamam, geri kalan aşağı. Aa, dur, bir tane de Ender Pearl. Ender Pearl'ı elinde tutma köfte. Kazara kullanırsın. Evet. Şimdi gel gelelim işin keyifli yanına. Şunlar lazım. Evet. Ve voilà. Şimdi yapmamız gereken şey bunu bunun altına koymak. Ve elimizde hazır ve nazır bir üretim yolu var. Bunun kullanıldığı resiplere bir bakalım. Çiçekleri ufaltmaya yarıyor. Yanı sıra ağaç türlerini birbirine değiştiriyor. Kuars türlerini, kuartsı açıyor. Sihirleri birbirine çeviriyor. Main tank yapıyor. İpleri geri aç. Bunları ipe çeviriyor. Slime üretiyor. Bu çok güzel benim için. Çünkü slime bulamadım. Evet. Baya güzel işleri var. Sen clay mi üretiyorsun? Ha yok, tamam. Sen gerekiyorsun galiba. Kaç şeyde. Ama şimdilik değil. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler, iyi eğlenceler.